Evet arkadaşlar, lens kasasıyla ilgili hemen şu örneğe bakalım. Bakın iki tane bobin var. Birinin sargıları bakın arkadan dolaşıyor, birininki önden yapılmış. Ters sargı olduğuna da dikkat edin. Arada bir mıknatıs var. Mıknatıs iki bobin arasında sağa doğru hareket ediyor. Diyor ki bu hareket sırasında bobinlerde oluşacak indüksiyon akımlarının yönünü söyleyin diyor. Bakın basit bir soru. Bu mıknatısın en kutbunun oluşturduğu manyetik alan çizgileri bu şekildedir değil mi arkadaşlar? Bu mıknatısın burada oluşturduğu manyetik alana B diyelim. Mıknatıs sağa doğru yaklaşırken bu mıknatısın bobin üzerinde oluşturduğu manyetik alana ne olur? Mesafe azaldığı için B artar arkadaşlar. Peki B artarsa, bu bobinin yüzey alanına giren manyetik alan artarsa ne artar? Manyetik akı artar. O halde lens yasası ne diyor? Bu artan akıya ne yapmalısın? Engel olmalısın. Bu artının akının artışını engellemelisin. Abi nasıl engelleyeceğim? Bobinin yüzey alanını değiştiremeyeceğime göre oluşan manyetik alana ters yönde bir manyetik alan oluşturmam lazım. Sağ el kuralına başvuruyorum. Yani sağa doğru olan B artıyorsa benim sola doğru bir B oluşturmam lazım. O zaman akımın yönü böyle bir yön olsun ki sola doğru bir indüksiyon manyetik alanı oluşsun arkadaşlar. Yani akım yönünün şöyle olması lazım. Oluşan indüksiyon manyetik alanının yönünün de sola doğru olması lazım. Bu oku devam ettirirsek bakın şu şekilde sağdaki yani Y bobininde 3 yönünde bir indüksiyon akımının varlığını söyleyebiliriz. Peki X için nasıl yorum yapacağız? Manyetik alan çizgileri arkadaşlar. Bakın N'den çıkıp nereye giriyor? S'e giriyordu değil mi? N'den çıkıp nereye giriyor? S'e giriyor. Yani mıknatısın şu bobin üzerinde oluşturduğu manyetik alan nereye doğrudur arkadaşlar? Sağa doğrudur. Yani S'e doğrudur. Peki mıknatıs uzaklaşıyor mu X bobininden? Evet uzaklaşıyor. O zaman uzaklaşırken bu B'ye ne olur? Kesinlikle azalır deriz arkadaşlar. B azalırsa akı azalır. Akı azalırsa bizim bu azalışı desteklememiz yani akıyı arttırmamız gerekir. Onu da nasıl yaparız? Bobin ne yapacak? Şu B ile aynı yönde bir B oluşturacak. O zaman dört parmağı böyle bobini avuçlayıp sararsam bu tarafa bir B oluştururum. Değil mi? Yani bobini böyle avuçladığınızı düşünürseniz baş parmak buraya bakar. O halde okların yönü şöyle olursa, bakın şunun devam ettirelim. Şöyle, o zaman bu bobinde de bir yönünde bir indüksiyon akımının geçtiğini ne yapabilirim? Söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, bakalım. Bir örnek daha var. Bakın bu güzel bir örnek. Burayı iyi dinleyin. Şimdi kapalı bir manyetik alan bölgesi var. Bu manyetik alan bölgesine bakın dikdörtgen bir K çerçevesi, üçgen bir L çerçevesi ve üçgen bir M iletken çerçevesi V hızlarıyla giriş yapıyor. Soru şu, KLM iletken tel çerçeveler manyetik alana sabit V hızlarıyla girerlerse çerçevelerde oluşacak akımların yönleri ve büyüklükleri için ne söylenebilir? Yani bir akımın yönünü bulacağız, bir de oluşan akımın büyüklüğünü tanımlayacağız. Yani artan bir akım mı, azalan bir akım mı, yoksa sabit bir akım mı? Bunu da ifade edeceğiz arkadaşlar. Bakın önce K ile başlayalım. K ile. Şimdi şunu da hatırlatmak istiyorum. Biz eğer indüksiyon akımının büyüklüğünün zamanla nasıl değiştiğini merak ediyorsak her zaman o tip sorularda akı zaman grafiğini çizeriz. O grafiğin eğimi bize akımın zamanla nasıl değiştiğini basit bir şekilde verecektir arkadaşlar. Bakın K çerçevesi içeriye girerken önce yönü bulayım. İçeriye girerken daha şu an akı sıfır. İçeriye girerken akı artmaya başlayacak değil mi? Fi eşittir B çarpı A ya.
şu alan artmaya başlıyor. Önce şurası girecek, sonra şurası, sonra şurası, değil mi? Sürekli ekstra bir alan girecek. Yani akı artacak arkadaşlar. Akı artarsa lens yasası ne diyor? Bu artan akıyı azalt. Ortamda ne var? Çarpı B var. Bizim ne oluşturmamız lazım? Nokta B. O zaman saat yönünün tersine bir akım olsun ki dışa doğru bir indüksiyon manyetik alanı oluşsun arkadaşlar. O halde K çerçevesinde oluşan indüksiyon akımı saat yönünün tersinedir. Peki sabit mi, artan mı, azalan mı? Peki ben K için bakın akı zaman grafiği çizersem, şimdi bu bir dikdörtgen olduğu için her saniye eşit alanlar girmiyor mu içeriye? Yani birinci saniye akı fi ise ikinci saniye 2 fi, üçüncü saniye 3 fi. Çünkü düzgün bir şekil. O halde akı zaman grafiği nasıl olur? Düzgün artan bir grafik olur arkadaşlar. E bunun ben neyini alacağım? Eğimini alacağım. Eğimi de nedir bu grafiğin arkadaşlar? Sabittir. O halde K çerçevesi için saat yönünün tersine sabit bir indüksiyon akımı olduğunu söyleyebilirim. Ne zamana kadar? K tamamen içeriye girene kadar. Çünkü K tamamen içeriye girdikten sonra akı değişimi ortadan kalkacağı için indüksiyon akımından da ne yapamayız? Bahsedemeyiz diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim L'ye. Bakın L. L'de içeriye doğru giriyor mu? Giriyor. O halde manyetik akıda kesinlikle bir artış olacak mı? Olacak. Değil mi? Çünkü içeriye giriyor. Değil mi? Daha önce akı sıfırken şimdi bir değeri olacak. Peki akı artıyorsa ne yapmamız lazım? Azaltmamız lazım. İçeriye doğru bir manyetik alan varsa bizim dışarıya doğru. O zaman bu L çerçevesinde de saat yönünün tersine, yani şu yönde bir akımın varlığını söyleyebilirim arkadaşlar. Şu yönde bir akım olacaktır. Saat yönünün tersine. Oluşan indüksiyon manyetik alanı da nereye doğru olacaktır? Size doğru olacaktır. Peki L'de oluşan akım artan mı, azalan mı, sabit mi? Bakın böyle eşit aralıklara bölersem şuralar hani H olsun üçgen için. İlk T'de şu alan giriyor içeriye. İkinci T'de şu alan giriyor. Üçüncü T'de şu alan giriyor. Yani her saniye içeriye giren alan miktarı bir öncekinden nedir arkadaşlar? Fazladır. O halde ben L için akının zamana göre grafiğini çizersem düzgün artan değil de şöyle artarak artan, yani eğimi artan bir parabol çizmem lazım. Ft grafiği L için bakın bu şekildedir. Peki Ft grafiklerinin eğimi bize akımı vermiyor muydu? Peki eğim ne oluyor bakın? Eğim artıyor. O halde ben L çerçevesinde saat yönünün tersine nasıl artan bir akım olduğunu kesinlikle söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi şeye bakalım. M'ye bakalım. M'ye. M'de de içeriye giriyor muyuz? Giriyoruz. Akı artıyor mu? Artıyor. Benim ne yapmam lazım? Bu artan akıyı azaltmam lazım. Peki manyetik alan ne? Çarpı. Benim ne oluşturmam lazım? Nokta. O halde akımın yine saat yönünün tersine olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bunda hiçbir sorun yok. Üçünde de akı arttığı için oluşan indüksiyon akımının yönü saat yönünün tersi yönündedir. Peki oluşan akım artan mı, azalan mı, sabit mi? Bakın burayı da böyle eşit yüksekliklere bölersem ilk T'de, çünkü sabit hızla giriş yapıyorum ya, şu kadar alan giriyor içeriye. İkinci T'de şu kadar alan, üçüncü T'de bu kadar alan. Yani giren alanlar artıyor ama bir öncekine göre azalarak artıyor. O halde benim çizdiğim akının zamanı göre grafiği bu sefer eğimi azalan bir grafik olması lazım. E bakın bu grafiğin de eğimi azalıyorsa oluşan indüksiyon akımının zamana göre grafiği de azalan bir grafik olması lazım arkadaşlar. O halde toparlıyoruz.
K'nın akımı ne çıktı? Sabit. L'nin akımı zamanla artan bir akım. M'nin akımı da zamanla azalan bir akım çıktı arkadaşlar. Yani M girerken akı artıyor mu? Artıyor. Akı artarsa paralel olarak akım da artacak diye bir kural var mı? Aman aman. Yani akı artarsa akım da artar. Böyle bir doğru orantı kuramazsınız. Akımı ne belirler? Akı artıyor ama nasıl artıyor? Artarak mı artıyor? Azalarak mı artıyor? Yani birim zamandaki değişimlerine bakmanız lazım ki akımla ilgili bir karar verebilirsiniz arkadaşlar. Bu çok önemli. Evet, bu soruyu da tamamladık. Evet arkadaşlar, gelelim bu soruya. Şimdi bakın, sayfa düzleminde bir K teli var. Yukarıya doğru bir akım geçiyor K telinden. Sağında da bir çerçeve var. Soru ne diyor bize? K telinden geçen akımın zamana göre değişim grafiği şekildeki gibi ise X iletken çerçevesinde oluşan indüksiyon akımının yönü ve büyüklüğü için ne söylenebilir diyor arkadaşlar. K telinden geçen akımın grafiği neymiş? Buymuş. Şimdi bakın. Bu tel bunun üzerinde ne oluşturur? İçe doğru bir manyetik alan oluşturur değil mi? Yani her yerde içe doğru ne vardı? Bir manyetik alan vardı. Bu manyetik alan çerçeve üzerinde bir manyetik akı oluşturur mu? B çarpı A oluşturur. Değil mi? Peki bunun üzerinde oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü neydi? 2KI bölü D'ydi değil mi? Hani bu sabit, bu sabit çünkü uzaklığı değiştirmiyor. 2K sabit. O halde manyetik alan neyle orantılı? Bundan geçen akımla orantılı. Peki akımın zamana göre değişim grafiğini ne vermiş? Düzgün artan bir grafik vermiş. Peki ben bu grafiğin aynı zamanda manyetik alanın zamana göre değişim grafiği olduğunu söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim. Çünkü manyetik alan akıma bağlı. Peki bunun üzerindeki akımın da B'ye bağlı olduğunu biliyorsam ben bu B yerine F'ye yazabilirim. Değil mi? O halde FT grafiği düzgün artan bir grafikse bunun eğimi bana neyi verecekti? Akımı verecekti. Değil mi? Eğimi. Düzgün değişen bir doğrunun eğimi nedir? Sabittir. O halde bu çerçevede oluşan akım sabit bir akımdır. Artan ya da azalan bir akım değildir. Bu bir. Peki bunun yönünü nasıl bulacağım? Şöyle. Akımın oluşturduğu manyetik alan nereye doğru? Çarpı içe doğru. Peki bu manyetik alan ne oluyor? Artıyor. Artarsa ne artar? Akı artar. Akı artarsa bizim bu akı artışına engel olmamız için dışa doğru bir manyetik alan oluşturmamız lazım. O zaman sağ el kuralına göre sola doğru bir akımın varlığından bahsedelim ki size doğru bir indüksiyon manyetik alanı oluşsun arkadaşlar. O halde cevabımız nedir? Bir yönüne sabit bir akımdır arkadaşlar. Evet. Diğer örneğe geçelim. Bakın burada da özellikle peş peşe koydum bu soruları ki aradaki farkı birlikte bir görelim diye. Burada da bir tel var. Üzerinde sabit bir akım geçiyor. Ama bir çerçeve sabit bir hızla tele doğru yaklaşıyor arkadaşlar. Bu durumda bu telde oluşan indüksiyon akımının yönü nedir? Ve zamanla büyüklüğü nasıl değişir diye bize soru soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarımız genelde şurada yanılıyorlar. Şimdi bakın. Önce yönü bulalım. Bu akım bu çerçeve üzerinde nasıl bir manyetik alan oluşturur? İçe doğru bir manyetik alan oluşturur değil mi? B. Peki bu çerçeve yaklaşırken mesafe azaldığından dolayı B ne olur? B kesinlikle artar arkadaşlar. B artarsa bu çerçeve üzerindeki akı artar. Bizim lens yasasına göre ne yapmamız lazım? Akıyı azaltmamız lazım. O halde sağ el kuralına göre içe bir manyetik alan varsa bizim dış oluşturmamız lazım. O halde saat yönünün tersine yani şu yönde yani iki yönünde bir akım olsun ki oluşan indüksiyon manyetik alanı dışa doğru olsun ve bu artan B'yi biraz bir nevi dengelemeye
çalışsın. Doğru mu? O halde iki yönüdür akımın yönü. Peki bu akımın büyüklüğü zamanla nasıl değişecek? Acaba artan bir akım mı var, sabit mi, yoksa azalan bir akım var? Hemen şu soruya gitmem lazım. Bu çerçevede manyetik akı zamanla nasıl değişiyor? Ben manyetik akının zamana göre grafiğini çizersem onun eğimi zaten otomatik olarak bana akımı verecektir arkadaşlar. Şimdi genelde arkadaşlarımız şu hatayı yapıyor. İşte şunun merkezi şurası olsun. Şu hatayı yapabiliyoruz. Mesela bu çerçeve sabit hızla yaklaştığı için sanki işte şu uzaklıktayken manyetik akı fi, işte sabit hızla yaklaştığı için 2 fi, 3 fi, 4 fi, yani akının düzgün arttığıyla ilgili hemen böyle hızlı bir yanılgıya kapılabiliyorlar. Öyle olmadığını sayısal bir ifadeyle görelim arkadaşlar. Bakın başlangıçta şurayı 4 eşit aralığa ayırdın mı? D, 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 D. Değil mi? Manyetik alanın büyüklüğü neyle orantılıydı? 2KI bölü D. Yani 2K'yı atalım. Akım bölü uzaklıkla orantılıydı. Değil mi? O halde çerçeve şu pozisyondayken I bölü 4. Yani 0.25'lik bir manyetik alandan bahsedebiliriz. Değil mi? 1 bölü 4. Peki şu noktaya geldiğinde uzaklık 3 oldu. O da 1 bölü 3. Yani 0.33'lük bir manyetik alan. Şuraya geldiğinde, değil mi? 2 birim uzaklık var. O zaman 1 bölü 2, yani 0.5. Şuraya geldiğinde 1 bölü 1, yani birlik bir manyetik alan var. Şimdi eğer sabit hızla hareket ediyorsa her bir aralığı aynı sürede geçiyor mudur? Bu çerçeve geçiyordur. Peki şuradaki değişimler aynı mı arkadaşlar? Bir bakabilir misiniz? 0.25'ten 0.33'e 0.07'lik bir değişim var. Değil mi? 0.33'ten 0.5'e 0.17'lik bir değişim var. 0.5'ten 1'e 0.50'lik bir değişim var. Yani manyetik alan artıyor ama düzgün değil. Yani fi, 2 fi, 3 fi diye değil. Bakın sürekli her T'de daha fazla bir manyetik alan artışı var. O halde sonuç manyetik alanın zamana göre grafiği şöyle artıyor arkadaşlar. Her saniye artarak artıyor. Manyetik alanın grafiği buysa manyetik akının da grafiği budur. Bu grafiğin eğimi bize neyi verecektir? Akının zamana göre grafiği verecektir. Eğim ne oluyor arkadaşlar? Teğetler dikleştiği için artan bir akım olduğunu ne yapabilirim? Söyleyebilirim. O halde cevabımız ne oldu? İki yönünde artan bir akım oldu. Bu bir önceki soruydu, pardon. Şurası. Cevabımız iki yönünde ve artan bir akım. Neden artan bir akım? Çünkü manyetik akının zamana göre değişim grafiği nasıl çıktı? Yaptığımız sayısal incelemede böyle bir grafik çıktı arkadaşlar. Evet. Şimdi diğer bir örneğe bakalım. Bakın yine kapalı bir çerçevemiz var ve bu çerçevede içe doğru bir manyetik alan var. Bu çerçeve üzerindeki manyetik alanın zamana göre değişim grafiği verilmiş ve soru bize neyi soruyor bir bakalım. Şekilde diyor, manyetik alanın zamana göre değişim grafiği verilmiş. Hangi aralıklarda X tel çerçevesinde iki yönünde artan bir akım oluşur? Bakın diyor ki hangi zaman aralıklarında bu çerçevede iki yönünde artan bir akım oluşacak. Bakın arkadaşlar, iki yönünde akımın oluşmasını istiyor ve bu akımın da ne olmasını istiyor? Artan bir akım olmasını istiyor. Şimdi öncelikle şuna karar verelim. Eğer iki yönünde bir akım oluşuyorsa indüksiyon manyetik alanı nereye doğru?
içe doğrudur, değil mi? Ve int. O halde bu çarpının azaldığı, yani akının azaldığı durumlara dikkat etmem lazım. Akının azaldığı durumlar. Yani bir durumunda akı artıyor mu? Evet, çünkü manyetik alan artıyor. Bir durumuyla hiçbir işim yok. Çünkü bana akının azaldığı yerler lazım. Değil mi? İki durumuyla ilgilenir miyim? Hayır, çünkü manyetik alan sabit. O halde akı da sabit. İki ile de benim işim yok. Üç durumunda akı azalıyor mu? Evet, akı azalıyor. Manyetik alan iki yönünde olur mu? Olur. Ama bir de ne diyor? Artan olsun diyor. Peki artan olması için akı azalırken üçüncü aralıkta nasıl azalıyor akı? Düzgün azalıyor. Düzgün azalan bir akının eğimini aldığınız zaman eğimi sabittir. O halde 3 aralığında evet iki yönünde bir akım oluşur ama o akım artan değil, sabit bir akımdır. Dolayısıyla 3'ü de attık arkadaşlar. 4'e bakın. 4'te akı azalıyor mu? He? Akı azalıyor. Değil mi? Çok güzel. İstediğimiz bir şey. İki yönü olması için. Peki artan bir akım olması için akının azalışının, grafiğinin, eğiminin artması lazım. Bakıyorum şu noktada bir teğet, şu noktada bir teğet çizersem eğim artıyor mu? Artıyor. Yani eğimi arttırarak bir azalış var. Tam bu benim istediğim bir şey. Bu aralıkta, yani 4 aralığında iki yönünde artan bir akım olduğunu söyleyebilirim. Peki 5 aralığına dikkat edin. 5 aralığında eksi bölgeye geçtiği için manyetik alan, burada dışarıdaki manyetik alan ne yapıyor? İşaret değiştiriyor arkadaşlar. Manyetik alan çarpıyken artık neye dönüşüyor? Noktaya dönüşüyor. Noktaya dönüşüp kendi yönünde, yani eksi yönünde artmaya başlıyorsa, şimdi nokta olan manyetik alan artarsa bizim ne oluşturmamız lazım? Onu engellemek için çarpı oluşturmamız lazım. Çarpı oluşturmak için de yine iki yönünde bir akım olması lazım. Yani 5 aralığında da akımın yönü iki yönlüdür, doğru. Ama manyetik alanın değişimi düzgün olduğu için akı değişimi de düzgündür. Akı değişimi de düzgünse oluşan akım sabittir. Artan bir akım değildir. O halde 5'i de atabiliriz. Doğru cevabımız ne olacaktır? 4 aralığı olacaktır arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, diğer sorumuza bakalım. Burada da yine birim zamandaki akı değişimi ile alakalı bir soru. Diyor ki şekildeki A çerçevesi x ekseni etrafında iletken çerçeve diyor. T sürede x ekseni etrafında ok yönünde 180 derece döndürülürse çerçevede oluşacak indüksiyon EMK'nın maksimum büyüklüğü kaç BA bölü T olduğu bize soruluyor arkadaşlar. Bakın şöyle bir çözüm yapabiliriz. Şimdi oluşacak indüksiyon EMK formülümüz neydi? Eksi DFI bölü DT idi arkadaşlar. Değil mi? Yani biz indüksiyon EMK'yı bulmak için eksi son akı eksi ilk akı bölü geçen süre ifadesinden ne yapabiliriz? Faydalanabiliriz arkadaşlar. İlk durumdaki akıyı bulalım. Son durumdaki akıyı bulalım. Bu bağıntıya yerleştirelim. İşi bitirelim arkadaşlar. Şimdi ilk durumdaki akı. Burada neye dikkat edeceğiz yalnız? Şuna dikkat edeceğiz. Φ1. Bakın çerçevemiz şu şekilde duruyor. Manyetik alan nereye doğru? Aşağıya doğru. Şimdi bu çerçevenin bir normali var, değil mi? Aşağı doğru da alabilirim. Şuraya doğru da alabilirim. Fark etmez. Biz başlangıçta hani manyetik alanla aynı yönünü seçelim, değil mi? Yani çerçevem bu, normali bu. Manyetik alan da aşağı doğru. Normal ile manyetik alan arası açı kaç? Aynı yönlü oldukları için 0. O halde φ1 eşittir B çarpı A çarpı
kosinüs 0. Yani B çarpı A diyebilirim. Kosinüs 0 çünkü 1'dir değil mi? Peki T sürede manyetik alan buyken bu çerçeve 180 derece değil mi? Döndürürse normalde çerçeveyle beraber döneceği için bu sefer manyetik alan vektörüyle çerçevenin normali arası açı ne olur? 180 derece olur. O halde ikinci durumda fi 2 eşittir BA çarpı cos 180 olur. Cos 180 de eksi 1 olduğu için akı ifademiz ne olur? Eksi BA olur bu sefer arkadaşlar. E peki indüksiyon MK neydi? Eksi son akı eksi BA eksi ilk akı BA bölü geçen süre T'ydi. O halde indüksiyon MK eksi BA eksi BA eksi 2 BA yapar. Eksi ile çarparsak 2 BA bölü T olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Yani ilk durumdaki durumumuz buydu. 180 derece döndürdük. Levha şu hale geldi. Başlangıçta manyetik alanla normal arası açı sıfırdı. Şimdi 180 oldu. Bu şekilde çözebiliriz. Farklı çözüm yolları da söyleyebiliriz. Ama vakit kaybetmeyelim. Ya yani şunu da sözel olarak söyleyeyim aslında. Bize zaten özellikle bakın bu süre zarfında çerçevede oluşacak maksimum EMK'yı sormasının da bir anlamı var aslında. Demek ki her an oluşan EMK aynı büyüklükte değil. Onun maksimum değerini soruyor bize. Burada da şöyle yaklaşın. Akı şu an maksimum değerinde. BA cos 0 değil mi? Ne zaman 0 olacak? 90 derece dönüşte 0 olacak değil mi? Yani maksimum akı değişikliğini nerede yapacak? 90 derecede yapacak. Yani fi 1 BA iken fi 2 ne zaman 0 olacak? 90 derecelik dönüşte 0 olacak. Peki 180 dereceyi T sürede dönüyorsa 90 dereceyi hangi sürede döner? T bölü 2 sürede döner. O zaman indüksiyon MK'nın maksimum değerinin akı değişimi yani BA'dan 0'a geldiği için BA ilk 90 derece için geçen sürenin de T bölü 2 olması gerektiğini söylersem yine 2 BA bölü T olduğunu bu yöntemle de bulabilirim arkadaşlar. Evet. Gelelim diğer soruya. Bakın burada da yine bir bobin var. Şu şekilde sağa doğru olan bir manyetik alanın önünde duruyor. Ve bobin diyor ki sanırım bir T sürede bir konumundan iki konumuna getiriliyor. Bu süre zarfında bu bobinde oluşacak indüksiyon EMK'nın büyüklüğünü tanımlayın diyor arkadaşlar. Hemen tanımlayalım. Bakın birinci durumda normal vektörü ile manyetik alan vektörü arasındaki açı aynı yönlü değil mi? Açı ne? Şurada şu an sıfır. O halde fi 1 dediğimiz şey nedir? BA kosinüs 0. Yani BA'dır arkadaşlar. Peki ikinci durumda bakın normal ile manyetik alan arası yeni açı ne oldu? 37 oldu. O halde akı ne olacak? BA kos 37. Yani 0.8 BA olacak. O zaman değişim ne kadar oldu bakın? Sondan ilki çıkarın. 0.8'den BA'yı çıkarın. Ne oldu değişim? Eksi 0.2 BA oldu mu? Değişiminiz bu. Şu nedir? Delta fi'dir arkadaşlar. Doğru mu? İndüksiyon MK'nın formülü neydi? Eksi d fi bölü dt idi. D fi yerine ne yazarız? Eksi 0.2 BA bölü geçen süre t. Bunlar da artı yaptığı için cevabımız 0.2 BA bölü t olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Bakalım ne var önümüzde. Evet. Şimdi gelelim. L boyundaki iletken bir tenin manyetik alan içerisinde hareket ederken uçlarının
kutuplanacağını söyledik. Çünkü elektronlara bir manyetik kuvvet etki edecek. Telin iki ucu arasında bir elektriksel potansiyel fark oluşacak dedik. Şimdi burada da bir kuvvet yorumu yaparak bir sonuca ulaşalım. Tekrar hatırlatıyorum. Bakın bu tel V sabit hızıyla manyetik alanda hareket ettirilirse sağ el kuralına göre hız, manyetik alan, elektronlara etki eden manyetik kuvvetin yönü neresi arkadaşlar? Aşağı doğru bir elektronlara manyetik kuvvet etki edecek. Peki elektronlar aşağıda toplandı, protonlar yukarıda toplandıysa arada bir ne oluşacak? Aşağı doğru bir elektrik alan oluşacak. Peki elektrik alanın yönü nereden nereyedir? Artıdan eksiyedir. Araya bir elektriksel elektron koyduğunuzda bunu etki edecek elektriksel kuvvetin yönü neresidir? Yukarı doğrudur değil mi? Yani elektrik alana ters yöndedir. Bu tel sabit hızla hareket ederken şu iki kuvvetin eşit olması gerektiğini söyleriz sabit hıza ulaştıktan sonra. O zaman F elektriksel kuvvetle F manyetik kuvveti birbirine eşitlersek elektriksel kuvvet neydi? Yük çarpı elektrik alandı. Manyetik kuvvet neydi? Q, V ve yük çarpı yükün hızı çarpı manyetik alandı. Q'ları götürdük değil mi? Elektrik alan elektrik alan neye eşit geldi? V çarpı B'ye. Peki hani yine elektriksel iş ünitesini hatırlayalım. Elektrik alan potansiyel fark bölü uzaklık değil miydi? V bölü D'ydi. Ben onun yerine hani oluşacak gerilim ya da indüksiyon EMK E-int bölü L. Çünkü telin boyu L kadar. E-int bölü L yazabilirim. Yine V çarpı B. E-int'i yalnız bırakırsak B çarpı V çarpı L gibi bir denklem gelecektir. Bunu da hani böyle akılda kalması için bağıl diye ezberleyebilirsiniz. Yani sonuç olarak L boyundaki iletken bir tel manyetik alana dik bir şekilde sabit V hızıyla hareket ettirilirse telin uçları arasında oluşacak indüksiyon EMK BVL çarpımıyla orantılı olmalıdır diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eğer telimiz manyetik alan içerisinde, yani hız vektörümüze dikkat eder misiniz? Tele dik değil. Bu tarz durumlarda ne yapacağız arkadaşlar? Hız vektörünün tele dik olan bileşenini alacağız. Çünkü hız vektörü, tel ve manyetik alan, bu üçünün birbirine dik olması gerekiyor. Bakın hız, manyetik alan, avuç içine bakan tarafta artılar, avucun tersine bakan tarafta eksiler birikecektir. Dolayısıyla oluşan kale arasında oluşan potansiyel fark yukarısı artı aşağısı eksi şeklinde olacaktır. Ama sakın işte artıların yukarıya doğru hareket ettiğini düşünmeyin. Eksiler aşağı indiği için yukarıda ne oluyor? Artı yük fazlalığı oluşuyor ve burası artı kutuplanıyor, burası eksi kutuplanıyor. Ne yapmışız bakın? Hız vektörünün dik bileşenini almışız. O halde indüksiyon EMK'yı nasıl tanımlıyoruz? Bağıldı ya, şimdi burada bir sin alfa katsayısı gelecek. Yani hız vektörünün dik bileşenini, tele dik olan bileşenini almamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın şurada bir örneğimiz var mesela. Bunu çözelim beraber. Bir tel var. Şurası 2L boyunda, şurası L boyunda ve KLM teli sağ doğru ve hızıyla sayfa düzlemine dik olan bir manyetik alanda hareket ediyor. Diyor ki KL arasında oluşan indüksiyon EMK E ise K ile M arasında oluşacak indüksiyon EMK kaç E'dir diyor. Şimdi bakın sistem komple ve hızıyla hareket ediyorsa sağa doğru şu KL parçası da sağa doğru ve hızıyla hareket eder. Şu açı 30 derece olur. O halde tele dik olan hız bileşenini alırsam V çarpı sin 30. Sin 30 da 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. V bölü 2 olduğunu söyleyebilirim. O halde hız, manyetik alan, avuç yukarı, avucun tersi aşağı. Şurası artı, şurası eksi kutuplanacaktır. Yani şöyle bir şey olduğunu
kesinlikle söyleyebilirim. Ve oluşan indüksiyon EMK'nın büyüklüğü de manyetik alan B, V çarpı sin alfa ne yaptı? V bölü 2. Telin boyu nedir bakın? 2L'dir. 2'ler giderse BVL olduğunu söyleyebilirim. Adam buna ne demiş? E demiş. Şurası K, şurası da L arkadaşlar. Doğru mu? Buna ne demişiz? E demişiz. Peki LM parçası için bakın o parçada sağa doğru ve hızıyla hareket etmiyor mu? O zaman hız, alan, artı eksi. Şurası artı, şurası eksi olacaktır. Değil mi? Yani L ucu artı, diğer uç eksi olacak şekilde bir indüksiyon EMK, yani potansiyel fark oluştuğunu söyleyebilirim. Peki bunun için manyetik alan ne? B. Hız ne? V. Telin boyu nedir? L'dir. O halde bu da BVL. Yani bir E yaptı mı? Yaptı. Şimdi benden K ile M arası toplam potansiyel farkı soruyor. Üreteçlerin yönüne dikkat edin. Üreteçler birbirini destekliyor mu yoksa birbirine karşı mı koyuyor? Bakıyorum eksi artı, eksi artı birbirlerini destekliyorlar. O halde KM arasındaki toplam EMK 2 EMK'nın neyi olacak? Toplamı olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Geçelim bu soruyu da. Şimdi gelelim. Şunu konuştuk. İletken bir telin manyetik alana dik bir şekilde hareket etmesiyle telin uçları arasında oluşacak indüksiyon EMK BVL, yani bavul formülüyle bulabiliyoruz. Peki ben manyetik alan içerisinde bir çerçeveyi belli bir açısal hızla saat yönüne ya da saat yönünün tersine döndürürsem yine uçlar arasında bir indüksiyon EMK oluşur mu? Oluşursa da bu nelere bağlı olur? Bunu konuşalım. Şimdi burada da hemen şöyle bir yaklaşım yaptık. Bakın L boyunda bir çubuk var. Sayfa düzlemledik içe doğru bir manyetik alanda. V açısal hızıyla sağa doğru döndürdüğümüzü farz edelim. Değil mi? Şu tarafa doğru döndürüyoruz bu çubuğu. Bu çubuğun uç noktasının çizgisel hızının da V olduğunu kabul edersek orta noktasının, çubuğun orta noktasının çizgisel hızının ne olduğunu söyleriz? V bölü 2 olduğunu söyleriz, değil mi? Ortalama olarak. Şimdi ben bu çubuğun bütün noktalarının V hızıyla hareket ettiğini söyleyemem. Yani indüksiyon EMK'yı gidip BVL yazamam. Çünkü uç nokta V ile hareket ediyor ama şu nokta V'den daha az, şu nokta V'den daha az. Yani gitgide yarı çap küçüldükçe çizgisel hız değerlerim ne oluyor arkadaşlar? Küçülüyor. Onun için ben KL arasında oluşan indüksiyon EMK'yı bulmam için sağlıklı olarak ortalama bir hız değeri çalışmam lazım. O zaman çubuğun orta noktasının hızını almak sanırım mantıklı olacaktır. O zaman biz EKL'yi şöyle yazsak. B çarpı ortalama hız çarpı ne? Çubuğun boyu. Ortalama hız yerine ve çubuğun orta noktasının hızını alırsam, yani V yerine V bölü 2 alırsam, peki açısal hız V, W, çizgisel hız V ise bunlar arasındaki ilişki de dairesel hareketten şuydu, değil mi? Açısal hız çarpı yarı çap bize çizgisel hızı verir. O zaman ben V yerine, şunun yerine V çarpı L bağıntısını yazarsam arkadaşlar, KL arasında oluşacak, KL arasında oluşacak indüksiyon EMK'nın B çarpı 1 bölü 2 çarpı V çarpı L kare olduğunu söyleyebilirim. Toparlarsak EKL'nin 1 bölü 2 B ve L kare olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki 1 bölü 2 sabit, D sabit, V açısal hızı sabitse
oluşacak indüksiyon EMK L'nin neyle? Karesiyle. Yani dönme noktasına olan uzaklığın karesiyle orantılıdır. İki nokta arası potansiyel fark diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu değerlerin hepsi çubuğun her noktası için aynıdır. B aynıdır, V aynıdır. O zaman L kareyle dönme noktasına uzaklığın karesiyle orantılı olduğunu ne yapabilirim? Söyleyebilirim arkadaşlar. Bağıntımız bu. Şimdi gelen örnekleri bu çerçevede çözeceğiz. Bakın mesela bir örneğimiz var. Diyor ki 4 birimden oluşan bir çubuk sağa doğru V açısal hızıyla döndürülüyor. LM noktaları arasındaki potansiyel farkın KO noktaları arasındaki potansiyel farkı oranını soruyor. K ve noktalar arası uzaklığında eşit olduğunu söylüyor. Şimdi bu sistem arkadaşlar sağa doğru dönüyor mu? Dönüyor. O halde hız alan artı eksi değil mi? Şuranın artı şuranın eksi kutuplandığını söyleyebilirim. Burası neresi? Dönme noktası. Değil mi? Şimdi formülüm neydi? İki nokta arası indüksiyon EMK 1 bölü 2 B ve L kareydi. Değil mi? Şimdi bakın bunlar hepsi her nokta için sabittir. İki nokta arası uzaklığın karesi bana o iki nokta arası potansiyel farkı büyüklük olarak tanımlar. O zaman tam dönme noktasında uzaklık yok, sıfırdır. Sıfırın karesi sıfır. Ben buraya sıfır volt değerini verirsem aslında buranın gerçek potansiyeli negatiftir. Bakın sıfır değildir. Ben sıfır kabul edersem orada ne arası uzaklık nedir? 1'in karesi değil mi? 1. 1'in karesi 1. O halde 0'a ne eklersen 1 olur? 1 eklersen değil mi? Peki OM arası uzaklık nedir? 2. 2'nin karesi 4. O zaman potansiyel farkın 4 olması için şuranın potansiyelinin 4 olması lazım. Burası kaç birim? 3. 3'ün karesi şuranın potansiyelinin 9 olması lazım. Şurası kaç birim? 4. O halde 4'ün karesi şuranın potansiyelinin 16 volt olması lazım. Eğer burası sıfırsa ki ben öyle bir kabul yaptım. Doğru mu? Şimdi bana ne diyor? LN arası. L 9, N 1'dir. O halde 9 eksi 1 8 volttur. KO arası biri 16, biri 0'dır. 16 eksi 0 yani 16 volttur. O halde cevabımız 8 bölü 16 yani 1 bölü 2 olacaktır arkadaşlar.